Çekirdek arkadaşlar, prokaryot canlılar ve olgun memeli anyuvarları hariç tüm canlı hücrelerde bulunur. Çekirdek, çekirdek zarı, çekirdek sıvısı, çekirdekçik ve kromatin iplik olmak üzere 4 kısımdan oluşmuştur. Çekirdek zarı, çekirdek sıvısı iç kısımda bulunan arkadaşlar, çekirdekçik dediğimiz ortadaki kısım ve kromatin iplik dediğimiz şu aradaki kısımdan oluşmuş bir yapıdır arkadaşlar. Çekirdek zarı çift katlıdır ve dış zarda ribozomlar bulunur. En dış zarında ribozomlar bulunur arkadaşlar. Çekirdek zarının porları hücre zarı porlarından daha geniştir. Yani içeri madde giriş çıkışı hücre zarına göre daha kolaydır. Bu porlar büyük moleküllerde geçebilir. Yani mRNA, enzim, ribozom gibi büyük moleküllerine geçişine izin veren bir zar yapısı vardır arkadaşlar. Çekirdek sıvının birleşmesi sitoplazma sıvısı gibidir arkadaşlar, birleşim yapısı. Yani o yumurtaklı gibi bir kıvamdadır ve genelde sudan oluşmuş bir yapıdır. Çekirdekçiğin yapısında arkadaşlar DNA, RNA ve proteinler bulunur. Çekirdekçikte ribozomal RNA ve ribozom organeli üretilir. Yani burada ribozomun üretildiği kısımdır kısacası. Kromatin iplik DNA ve histon proteinlerinden oluşmuştur. Kromatin iplik hücre bölünmesi sırasında kısalıklanlaşarak kromozomları oluşturan yapının adıdır arkadaşlar. Buradaki kromatin iplikler kısalıklanlaşır ve kromozom dediğimiz yapıları oluşturur hücre bölünmesi sırasında. Çekirdeğin DNA'nın görevlerinden bahsedecek olursak arkadaşlar, çekirdek hücreyi yöneten organeldir. Kalıtsal karakter taşır. Kalıtsal karakterlerin yavru bireylere aktarılmasını sağlar. Bunu hücre bölünmesi sırasında aktarılma DNA kendine işleyerek yavru karakterlere de aktarılmayı gerçekleştirir. Protein sentezi için şifre verir. Yani arkadaşlar DNA'da bulunan şifreler protein sentezlenmesi noktasında da görev yapar. Oradaki şifreyi ribozomlar ve mRNA, tRNA, ribozomal RNA o şifreden protein üretilmesini gerçekleştirir. Ve RNA'ların sentezinde arkadaşlar çekirdek üstlenir. Hücre bölünmesinde arkadaşlar uygun zaman geldiğinde, uygun koşullar olduğunda hücre bölünmesi emrini veren kısımda arkadaşlar çekirdektir. Şimdi bu konuyla ilgili birkaç soru çözelim. Canlıların tamamında aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleşir? Tüm canlılar için ortaktır kısacası. A. Oksijen solunum ile ATP üretimi. B. Bölünme hücresinde sentriyoleşlenmesi. C. Genetik çiftliğe göre protein sentezi. D. Besin sentezi sırasında oksijen üretimi. E. Hücrelerde üretilen makromoleküllerin egzositoz ile hücre dışına atılması. Arkadaşlar, tüm canlılar oksijenli solunum yapmazlar. Bazı canlılarda oksijensiz solunumla ATP üretirler, bazı bakteriler falan. O yüzden A tüm canlılar için geçerli değildir. Bölünme öncesinde sentriyoleşlenmesi dediği şey de arkadaşlar bitkilerde sentrozom ve sentriyoller yoktur. O yüzden tüm canlılar için geçerli bir ifade değildir. Genetik şifreye göre protein sentezi, tüm canlılarda protein sentezi vardır. Kendi ihtiyacı olan proteinin bir kısmını kendisi DNA'sına göre sentezler. Yani bu benim cevabımdır. Tüm canlılarda C şıkkında olduğu gibi genetik şifreye göre protein sentezi gerçekleşir. Diğer iki şıkkını inceleyecek olursak protein sentez sırasında oksijen üretimi. Bu bitkiler gibi canlıların kloroplastlarında gerçekleşen bir olay. İnorganik maddelerden organik madde sentezi sırasında olur. Yani besin sentezini hayvanlar gerçekleştiren arkadaşlar. Bizlerde besin sentezi yoktur. Yani o fotosentez dediğimiz olay yoktur. O yüzden bu da tüm canlılarda gerçekleşmez. Hücrelerde üretilen makromoleküllerin egzositoz ile hücre dışına atılması. Tüm canlılarda makromoleküllerin hücre dışına atılması olayı egzositoz ile gerçekleşmez. Diğer bir sorumdan bakacak olursak arkadaşlar, yukarıdaki organellerden hangisi kesinlikle bitkisel hücrede bulunmaz? Bitkisel hücrede bulunmaz. Kloroplast dediğimiz o plastik organellerinden bir tanesi. Kloroplast bitkisel hücrelerde bulunan ve fotosentezin gerçekleşmesini sağlayan organeldir. Ribozom yine bitkilerde bulunan ve diğer canlılarda bulunan protein sentezini gerçekleştiren organeldir. Mitokondri yine bitkilerde besinden enerji elde etmesini sağlayan, ATP üretmeyi sağlayan yapıdır. Selüloz çeperi bitkilerin dışında bulunan hücre çeperi dediğimiz
selülozdan oluşan çeperdir ve yani bitkilerde bulunur dolayısıyla. Sentozum ise arkadaşlar çiçekli bitkilerde bulunmayan organeldir. Çiçeksiz bitkilerde ve hayvanlarda bulunan organeldir arkadaşlar ve hatırlarsanız hücre bölünmesinde görev yapar. Hücrenin iki kutubunda çekilir ve kromozomların birbirlerinden ayrılmasını sağlayan yapıdır. Bu bitkilerde bulunmaz. Bitkilerde yine iyi iplikler oluşur ama sentrozomlar üzerinde oluşmaz. Normal sitoplazmada iyi iplikler oluşur arkadaşlar. Yani bu sorumuzun cevabı 5. yani D şıkkı olur arkadaşlar. Dersiniz bu.